kendim 22 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Hayatımızda hiçbir zaman tatile gitmedik. Bu sene gitmeyi niyetlendik. Uygun, güzel tatil yapmayı istedik. Eşimin fedakarlık yaparak biriktirdiği paralar vardı, tatil parası olarak. Araştırmalar yaptık, en ucuz nerede olur, nasıl olur? Çünkü Almanya şartları onu gerektiriyor. Facebook'ta tatilara.de reklamına ulaştık. Tabii Facebook üzerinden, internet üzerinden olduğu için pek güven vermedi bize. Telefonla görüştüm, Reisebüronuz var mı diye sorduğumda, var dediler. Düsseldorf'un Centrum'un içerisinde Reisebüroları vardı, büs büyük bayağı. 4-5 tane çalışan elemanlar vardı orada. Haliyle güven verdi bize. Aşağı yukarı 1500 euroya yakın para verdik. Titanic'te kalacaktık. Titanic Otel'de. Fiyatı çok uygun olduğu için. Ben Titanic Otel'i aradığımda rezervasyonum var denildi bana. Ve 4-5 ay zarfı içerisinde her ay 2-3 kere bu Titanic Otel'ini arıyordum. Rezervasyonum duruyor mu diye. Duruyordu ve son 2 hafta kalaya kadar rezervasyonum duruyordu. Ve son 2 hafta kala iptal edildi. Bizim yanılgıya, ben ve benim gibi birkaç arkadaşların yanılgıya düşme sebebi şudur. Bu tatil konusunda fazla bilgimiz olmamasından, biz rezervasyon var demekten para yatırılmış aynı anlama geldiğini tahmin ettiğimiz için bu işin üstüne düşmedik. Velhasıl tekrar bu olaylar patlak verince tabii ki Reisebüroları kapatmışlar, 3 tane adres değiştirmişler, Geschäftsführer değiştirmişler, sırra kadem basmışlar ve şu ana kadar benim takip edebildiğim kadar 700-800 bir aile gibi bir mağdur var. Kanuni yollardan her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince savcılığa suç duyurusu, polise suç duyurusu. Yani insanların emeklerini çok kötü şekilde çaldılar, büyük bir hırsızlık yaptılar. Hadi bizimki 1500 euro, sonuçta o da bir para. 10.000 euro kaptıranlar var, 7.000 euro kaptıranlar var. Yani bu insanlar elinde tırnağından bunu tasarruf edip buraya gitmek isteyenler var. Biraz önceki bir arkadaşımız var, çocuğu rahatsız olan arkadaşlarımız var. Yani bu insanların bu kadar hakkını yemek hangi vicdana sığar onu da bilemiyorum. Ve tatil ara diye ben aradığımda bana bu şirketle bizim bununla bir alakamız yok denildi. Bu site aktüel devam ediyor. Ben içime mi doğdu bilmiyorum ve tesadüf olarak ben resimlemiştim yazışmalarımızı. Ve bunu belge olarak getirdim. Benim aldığım, çalıştığım tatilara.de. Şu an şahıs burayla ilgileniyor ve ısrarla bizim alakamız yok diyor. İşte buyurun tatilara.de. %50 civarında bir mağdur tatilara.de'den almış ve bunların tek dayanağı şudur. Biz bunu devret, bizi ilgilendirmiyor. Dedikleri tek bize sebep bu. Buradaki polise şikayetimizi bildirdik. Polis gerekli araştırmaları yapacak. Maalesef protestör gereği, yani işlemler biraz ağır işlediği için şu anlık bir net bir sonuca ulaştığımız yok. Bizim bu parayı geri alacağımız konusunda hiç umudumuz yok açıkçası. Yani ben ve benim gibi birçok arkadaşım hiçbir umudu yok. Çünkü biz mağdurlar olarak bir WhatsApp grubu kurduk. Orada bilgi alışverişi yapıyoruz. Ve herkesin beklentisi şu: biz paradan geçtik ama bizi bu dolandıranlar yeter ki hukuki cezayı alsınlar. Ve diğer Almanya'da yaşayan, Belçika'da, Fransa'da ya da Avusturya'da yaşayan diğer kulübetçilerimiz bu konuda yanmasınlar. Artık uyanalım. Ve benim tavsiyem şudur Avrupa'da yaşayan kulübetçi arkadaşlarımıza: lütfen ve lütfen çok tanınmış, köklü olan seyahat acentalarından biletlerini ya da tatillerini alsınlar. Lütfen bizim gibi ucuza buldum, kar edeceğim diye yanmasınlar. Bu kadar ucuz olması beni şaşırttı öncelikle. Şu geçen sene kriz var, kimse gitmeyecek. Ondan dolayı mı acaba dedik bu kadar ucuzlamışlar, oteller boş kalmadı. Ben de öyle düşündüm. Benim gibi birçok arkadaş da aynısını düşünmüş. O yüzden biz hemen bu olaya daldık.
Bu noktadan sonra yapabileceğimiz en güzel şey bütün mağdurların bize ulaşması. Çünkü bizim bir grubumuz var. Toplu olarak dava açmayı düşünüyoruz. Toplu olarak beraber hareket edersek bir lafımız vardır. Atasözümüz birlikten güç doğar diye. Onu kullanmak istiyoruz. Ve Türkiye'deki yetkililerden, Cumhurbaşkanımızdan, Başbakanımızdan veya Turizm Bakanlığından herhangi bir yerden bu yetkililerden gerçekten bu konuda yardım istiyoruz. Çünkü çok kötü emeklerimiz çalındı. Ve Cumhurbaşkanımızın söylediği, turizm için söylediği bir kelimeden biz aslında yola çıkmıştık. Komşunu da al gel. Bu şekilde komşumu ben alıp gelemem. Çünkü bunlarla ilgilenilmesi lazım. Benim komşum da dolandırılırsa, Alman komşum, bir daha o komşumu getiremem, komşumun komşusunu da getiremezler.